Ne yapmalıyım köşesinde bu hafta, geçen hafta dakikalara sığdıramadığımız bir konu başlığını işlemek istiyoruz efendim. Eşler arasında açık iletişim ama öncesinde videomuz geliyor. Mehmet gel oğlum buraya gel. Git babana de ki çay demlendi, çay aldı. Benim söylediğimi sakın söyleme, konuşmuyoruz biz, hadi oğlum. Ahmet gel buraya. Bugün anneannelerin buraya geldiğini sakın söyleme, tamam mı oğlum? Aramızda. Ahmet gel oğlum gel. Sen babanın karşısına git de ki diklen. Sen de annemi niye bu kadar üzüyorsun? Ben her şeyin farkındayım artık de. Üzemezsin sen annemi de. O kadın sana bir şey yapmıyor de. Bütün gün evde didiniyor de. Benim söylediğimi sakın söyleme, tamam mı oğlum? Ahmet gel oğlum gel. De ki bak babaannemler baba dedi, anneme sürekli laf sokuyor da benim canım sıkılıyor bu işe artık de. Ben bu saatten sonra anneme laf söyletmem de, tamam mı oğlum? Kendin düşünüyormuş gibi. Sakın benim söylediğimi söyleme. Ahmet gel oğlum gel gel. Bak de ki öğretmenim de anneniz ne kadar melek gibi bir insan de, ne kadar iyi bir insan. Ama son zamanlarda bu üzgün görüyorum diyor, sordu bana de. Söyle bakalım ne diyecek baban, tamam mı? Benim söylediğimi söylettirme sakın. Koy Ahmet gel gel. Baban sorarsa annemin başı çok ağrıyormuş, yatıyor uyuyor de, bakalım ne yapacak. Mevzu çok derin hocam. Çok derin. Mevzu çok derin. Öteki haftaya da sarkar mı acaba? Sarkabilir. Sevgili Nursu Palak video için çok teşekkür ediyoruz size. Vallahi bizi bir yandan güldürüyorsunuz, bir yandan da ciddi düşündürüyorsunuz. Düşündürüyorsunuz, yani. Evet. Hocam kesinlikle. Söz size, eşler arası açık iletişim nasıl olmalı? Psikolog Reyhan Bozkurt anlatıyor. Merhaba tekrar bütün seyircilerimize. Video gerçekten çok etkileyici. Birçok... tabii orada peş peşe denk geliyor ama her ailede annenin ya da babanın farkında olarak ya da olmayarak böyle bir aracı tutma hali, açık iletişimi sağlayamadıklarında söz konusu olabiliyor. Burada tabii onaylıyoruz, onaylamıyoruz diye bir şeyden bahsetmeyi istemiyorum. Ama önemli olan kısmı şu, belli ki bu anne çok zorda. Değil mi? Evet. Anne zorda olmasa, bu kadar sıkışmasa, çocuğun evladını araya koymaz herhalde. Tabii ki. O açık iletişimi kuramamaktan dolayı, ihtiyaç duyduğu ilgiyi alamamaktan dolayı yavrusunu bir şekilde aracı tutmaya çalışıyor. Ve o kadar rol dışında düşünelim, gerçekmiş gibi düşünürsek, o kadar zorda ki, çocuğuyla ilgili farkındalıkları da düşmüş farkındaysanız. Bu hale gelebiliyor bazen Tuğba Hanım. Eşler arasında kadın olsun erkek olsun, iletişimde sekteye uğradığı noktada başkalarından ve özellikle tabii evin içindeki çocuklardan bu yardımı alma çabası. Bu iletişimi sağlayamadıkları için tabii ki bu noktaya gelmiş bu hanımefendi. Ve çocuğunun orada yaşadığı duyguyu, hissettiklerini düşünebilecek noktada bile değil açıkçası. Aslında yani anne istemeden evladına zarar veriyor değil mi hocam? Tabii. Farkında ya, olmadan. Çocuk ne düşünüyor sizce o anda? Şimdi tabii ki her çocuk farklı olmakla birlikte bazı çocuklar bunu bir oyun gibi yaşayıp geçebiliyorlar. Belki kalıntı etkilerini sonrasında yaşayabilir, yaşamayabilir. Ama yapı olarak zaten duygusal olarak duygu yönü çok fazla olan bir çocuksa bu, arada kalmışlığı hissedebiliyor musunuz? Düşünün bir taraftaki babası, bir taraftaki annesi. Evet. Ve annesinin yaşadığı zorluğu hafifletebilmek adına babasına yönelip babasından talepleri iletme çabasında bir çocuk, o evin içinde nasıl var olabilsin, nasıl kendini ifade edebilsin, hı hı. Tek yaptığı şey belki de o ailenin içinde aracı kurum gibi iletişimi sağlayan bir noktada olmak. Yani hocam o kadar çok çaresizlik var ki burada, evet. O çaresizlikle evladına zarar vermeye göze alan, ki anneler bunu asla bilinçli olarak yapmazlar, göze alan bir durum ve tutum söz konusu. Hocam lütfen söyler misiniz? Özellikle gençlere, yani şu açık iletişimi oturtmadan flört döneminde, evet, evlilik adımı atmasınlar bir zahmet. O kadar önemli bir noktayı getiriyorsunuz ki Tuğba Hanım. Eğer karşısındaki insanla yeterince duygularını ifade ederek, yeterince düşüncelerini ifade ederek, bakın aynı fikirde olunmak zorunda asla değil. Aynı duygular her an eşle yaşanmayabilir.
Yeter ki ifade özgürlüklerini birbirlerine tanıyabildiklerini görsünler. Gençler için bakacakları aslında en temel konu bu. Karşımdaki birey ben ona kendimi ifade ettiğimde beni anlayabiliyor mu? Hem fikir olmayabilir ama bana o da kendisini ifade edebiliyor mu? Yani eşlere sizin bu anlamda öneri anlamını taşıyan, niteliğini taşıyan bir cümlenizi alalım. Yani kilit bir cümle. Tabii ki yok öyle kolay bir ağzına hap al ve geçsin bu işler. Bunlar emek sonuçta aşabilmek ama bir cümleyle alalım. Ne yapmak gerekiyor? Birbirlerinin alanlarına izin vermeleri, herkesin kendine ait bir takım sosyal alanlarının olması ve iletişimde sorun yaşadıklarında çocuktan değil, belki yazarak, belki esler vererek birbirlerine vakit ayırmaları. Hocam. Çocuk dışında. Yazsınlar bir kenara. Evet. Eskinin mektupları gibi olabilir bu. Evet. Daha sonra sakin bir dönemde onları çıkarsınlar günümüzüne. Evet. Ben mümkünse, böyle hissetmiştim diye. Mümkünse. Muazzam tiyolar. Bakın bu haftanın tiyosu da yazarak anlaşmak. Konuşarak anlaşamıyorsak. Anlaşmanın yolu var efendim. Var. Anlaşmak isteyen için... Anlaşmanın yolu var, anlaşmak istemeyen için yok. Hemen bir cümleyle kapatıyorum. Şöyle bir söz var hocam, duymuşsunuzdur muhakkak. Sağıra sözünü, efendim köre yüzünü süsleme. Yani sizi duymak isteyen ve sizi görmek isteyen çabalayacak ve duyacaktır. Kesinlikle. Değil mi? Efendim, haftaya Güçlü Kadınların yeni bölümünde yeniden umutla, neşeyle, keyifle, ilhamla bir arada olmak üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.